Cumartesi, Kasım ayının son haftası. Sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimiz tabii ki olmazsa olmazımız. Bununla beraber konuğumuzla birlikte karşınızdayız. Az evvel sizlere aktarmıştım. Arapkir Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu ile birlikte keyifli bir program yapmak istiyoruz. Malatya'nın en keyifli ilçelerinden biridir. En tarihi ilçelerinden biridir. En gezilesi görülesi ilçelerinden biridir. En alışveriş yapılası ilçelerinden biridir. Yani enler hep uzatılabilir. Çok daha farklı enlerle muhtemelen Haluk Başkan az sonra konuşacak. Evet, Arapkir'i daha farklı yönleriyle bize anlatacak. Arapkir'i bugüne kadar bilenler acaba işte eksik yönleri var mıdır? Görmediğim yönleriyle alakalı Haluk Başkan ne anlatacak diye merak ediyorsanız programımız 12.30'a kadar devam edecek. Haberiniz olsun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi alkışlıyorum. Bir kısa zamanda bu kadar Arapkir'i anlatabilmek bir marifettir. Çok bir birikimdir, ediyoruz. Bir deneyimdir. Sağ olun, ama ben zaten programlarımda, benim programlarımı izlemiyorsunuz siz. Onu kesinlikle ben geceleri izliyorum. Gündüz televizyon seyretmem. 12'den sonra. Tamam, o zaman da benim tam de izlemiyorsunuz. Seyrettiğim vazgeçilmezim Hülya Kaya'nın gece haberleri ve programları. Ay, çok teşekkür ediyorum. Ama şuna hiç geri dönüş yapmadınız. Ben Arapkirli değilim ama Fahri Arapkirli ilan ettim kendimi defalarca. Yani ben bir Arapkirli'den yemin ediyorum çok daha fazla konuşuyorum. Arapkir'i anlatıyorum. Arapkir'i ifade etmeye çalışıyorum. Ama Arapkir'den bu konuda hiçbir geri dönüş almadım. Bir tek Makbule Hanım var onun haricinde. Yok, böyle bir geri dönüş almadım. Şikayetçiyim. Bizimkiler eğer aleyhte bir şey söylememişse hepsi lehtedir. Aa. Evet. Bu da güzeldi. Hakikaten şimdi şımartmazlar. Evet. Ama şımaranı da asla yerinde bırakmazlar. Nokta atışı yapacaksınız, anlaşıldı. Hoş geldiniz programımıza tekrar. Hoş bulduk. Şimdi hoş bulduk. Dün Malatya'daydınız, Malatya merkezdeydiniz. Evet. Turgut Özal Üniversitesi'nin bir etkinliği vardı öğretmenler gününe dair. Arapkir yetiştirdiği insan kalitesiyle de bilinen bir ilçemiz, bilinen bir şehrimiz, bilinen özel merkezlerimizden biri. Metin Emiroğlu bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir isimdir. Onun adına düzenlenen bir tören, Sayın Metin Emiroğlu, Sayın Bakan da katıldı. Siz de o törendeydiniz. Dün de öğretmenler günüydü. Söyleyebileceğiniz öğretmenlerimize, değerli, kıymetli öğretmenlerimize birkaç cümle var mı? Mutlaka var. Bizi yetiştiren öğretmenlerimize bir sefer minnettarız. Hı hı. Tüm öğretmenlere bu öğretmenler günü vesilesiyle şükran ve minnetlerimizi, teşekkürlerimizi bir daha yenilemek isterim. İyi ki varlar. Bugün ortada bir eğitim varsa, ortada bir bilgi akışkanlığı varsa bunların aktörü öğretmenler ve öğretmen camiası. Dolayısıyla toplumun her yönünü kuşatan, her şeyine bir duruş sergileyen, yöntem belirleyen, oyun kuran mesleğin adıdır. Evet. Yani sistemin işleyişinde birisi eğer başarılıysa mutlaka öğretmeni başarılıdır. Kesinlikle. Birisi başarısızsa da o konuda kendi %50 de öğretmenleridir. Çok net. Evet, evet, çok net. Dolayısıyla bugün Türkiye'de eğitim açığı var. Öğretmen açığı var. Maalesef. Bilgi konusunda öğretim açığı yok. Öğretimde fazlalık var. Bir bizim dönemimize gittiğinizde 40 yıl önceki ilkokul dönemimizin gaz lambasıyla başlayan serüveni bugün iPad'leriyle, akıllı tahtalarıyla eğer bilgi konusunda hala bir İngilizcesini liseden mezun ettiği kişiye öğretemeden üniversiteden mezun logaritmayı, aritmetik düşünceyi, üç boyutlu düşünme dediğimiz felsefeyi, hayat bilgisini veremiyorsa o zaman oturup dün bakanımla da bunu konuştuk. Bakanımın müsteşarı o günkü Cemil Bey de buradaydı. Gece saat 3'e kadar da sohbet etme fırsatımız oldu. Öğretmenler kendilerine Nabi Avcı bakan olduğunda Fethi Gemuhluoğlu'nun tedrisatından geçmiş birisi. O da benim aile büyüğüm olduğu için yakınlığımızı kullanarak gittiğinde şunu söylemiştim. 1 milyon kadroya sahip öğretmenin başında bir öğretmen geldi. Dolayısıyla ekonomik kalkınma daha hızlanacak dedim. Ben Milli Eğitim Bakanıyım dedi. Çünkü ekonomik kalkınmanın temeli eğitimsel kalkınmadır. Güney Kore örneklerini verirler.
Malezya'yı verirler. Singapur'u, bu konuda Singapur'u, Finlandiya'yı, Amerika'yı, Kanada'yı. Yani sonuçta toplumun bütün kalkınmışlığı eğitim başlığındadır. Eğitimin de temelinde öğreti vardır. Öğretinin de iki şeyi var. Bir somut, bir de soyut. Şimdi bizim toplumsal olarak öğretim konusunda fiziki mekanlarımızı en iyi ortamlara bugünün şartlarında getirmiş olmamız bir övünç kaynağıdır. Ama içerisindeki genç neslin, geleceği yönetecek neslin artık ezberli umuttan vazgeçirilerek üç boyutlu düşünceye, dijital yazılımlara karşı küresel şu anki gelen krizi yönetecek bir altyapıya kavuşması zorunludur. Yani mantık yürütmek zorundalar. Arkasındaki o sadece ezberleyip nota dönüşen, belgeyi aldıktan sonra övünüp kabiliyeti olmayan şu çıkmazı kendilerine dert edinerek 1 milyon öğretmen, 500 bin de emekli öğretmen, bu toplumun 50 kişiye düşen, her bir öğretmene 50 kişi düşüyor kendi ailesi içerisinde bir eğitim seferberliğiyle halledileceğini, halledilmesi gerektiğini, yoksa toplumun yarınının karanlığa doğru gittiğini ben buradan ifade ederim ve bütün öğretmenlerimi de bu özveriyle çalıştığı kanaatiyle daha fazla çalışmaya, bizi daha fazla çalıştırmaya buradan bir çağrı yaparım. Evet. Şimdi sizin bu cümlelerinizden sonra aklıma direkt olarak Aziz Sancar geliyor. Evet. Böylesine özel birisi, Nobel alan, tıp alanında Nobel alan tek Türk'ten bahsediyoruz. Mardin'de çıplak ayakkabıyla okula gittiklerinden ama öğretmenlerinin onu nasıl yönlendirdiğini ifadesi unutulacak gibi değil. Şimdi geçenlerde bir yarışma programı var. İzliyor musunuz bilmiyorum. O yarışma programında Cerrahpaşa Tıp öğrencisi. Cerrahpaşa Tıp Türkiye'nin en zeki ilk 500 öğrencisini falan alır. Yani o kadar uç noktada. Cerrahpaşa Tıp Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci o yarışma programına katıldı ve şöyle bir soru soruldu. Kesmece bunlar, kesmece diye bağıran bir satıcı muhtemelen hangisini satmaktadır? Beyaz eşya, karpuz, elektronik eşya, kumaş. Öğrenci bunu cevaplayamadı. Seyirci joker hakkını kullandı. Seyirciye sordu. Seyirci arasında bazıları muhtemelen dalga geçmek için yapmıştır. Beyaz eşya cevabını vermiş olmasına rağmen açık ara karpuz tabii ki. Cerrahpaşa tıpa gidiyor. Kesmece bunlar denince ne olabilirini tahmin edemiyor. İşte ezberci sistem, çocukları dışarı çıkarmamak, ne bileyim hayvanı sev, doğayı sev, hayatı gör, fırından ekmek al, bakkala git, market alışverişini yap demezsen sadece ezberci sistem içerisinde çocuk kesmece bunlar nedir? Onun cevabını veremiyor Cerrahpaşa Tıp öğrencisi. Yani bu gidişte hakikaten sıkıntı yaşarız. Uzun lafın kısası. Dün Metin Emiroğlu Bakanım hak ettiği ve vefa örneğini Kemal Deniz, Vahap Erdem'le birlikte bizim yani mutlaka bakanımızı anmamız ve Malatya'ya kattığı Turgut Özal rahmetliyle birlikte ortaya koydukları Türkiye gelişim politikalarının ve dönüşüme ait ne varsa o günkü, bugün kullandığımız ve şehirleşme, kentleşme, ekonomik ve dünyayla entegrasyon konusundaki birçok kanun, altyapısı Turgut Özal'ın prensi olan Metin Emiroğlu tarafından ve ekibi tarafından ortaya koyulmuştur. Gerek sendikal çalışma bakanlığı döneminde, gerek eğitimsel Milli Eğitim Bakanlığı döneminde. Yani bu konudakilikleri kazandırmış birinin bir caddeye bile isminin verilememiş olması bir kayıptı. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a yani ne derlerse desinler teşekkür ediyorum. Yine teşekkür edeceğim. Bunu da arz ettiğimizde mutlaka vermeliyiz. Arkadaşlarla birlikte de Kemal Deniz'de bu konuda tüm o parti bu parti yok meclisimizde de bunun anlamlı bir caddeye isminin verilmesi konusunda söz birliği yaptık. İmar komisyonundan da inşallah geçti. İsmiyle de anılan ana bir cadde olan emniyetten sanayi istikametinde uzun bir cadde oluştu. Yeni Interland.
Yani yeni bir yerleşim ve oranın adı artık metropol. Orası Metin Emiroğlu Caddesi ismiyle anılacak. Ama en önemlisi şu, Türkiye kendi özünde olan Türkmen kültürünün ve bey ailesi olmanın, Emiroğlu beyliklerinin ve Danışment Gazi'nin gerçek bu coğrafyadaki devlet olmuş ve devletle yaşama, devleti yaşatma anenesini, kültürünü en iyi özümsemiş ailelerden birisiyiz biz. Ben de onun ailesiyim sonuçta. Ve Arapkir ailesi bu. Altını çizerim. Yedi sadrazamla sarayı yönetmiş Osmanlı'yı 600 yıl her bulunduğu yerde çökmekten, çöktürülmekten uzaklaştırmak için elinden geleni yapmış bir aile var ve bu ailenin şu an yaşayanı, ben Arapkir'de bir başkasına işte yetki devri değil, yanlış anlaşılmasın, benim cumhurbaşkanım derim Metin Emiroğlu'na. Yani Arapkir eğer bir cumhuriyet temelinde varoluşunu ortaya koymuşsa, bunun da yaşatıcısı şu anda içimizdeki Metin Emiroğlu ve bunun ekseninde Mevlüt Aslanoğlu'ydu. Evet. Mehmet Ali Aydınlar'dı, Naci Ercan Ekşiler'di vesaire. Evet. Yani Kadir Çağlayanlar'dı. Bunların hepsinin toprağına saygısı var, doğduğu yere saygısı var. Kültürünün o kodlarda yaşaması için yatırımları var. Tabii burada bir vefa örneği gösterildi dün. Turgut Özal Üniversitesi rektörü de bu konuda ev sahipliği yaptı. Çok güzel de bir programdı. Evet, ve orada gerçekten ANAP'ın Türkiye'yi kalkındırma serüvenini bir akıl tarafından, Özal'ın da akıbeti konusundaki herkesin bildiği sonuçlandırıp başka bir yazılımla başka bir senaryo şu an gündemde uygulanıyor. Ama iktidarda kalan hala Metin Emiroğlu ve o anlayışıdır. Ben bunun altını çiziyorum. Siyaset üstü olmak lazım bu konularda. Kesinlikle. Bir partisel davranış değil. Devlet ve memleket sevdasının toprak bütünlüğü üzerindeki oluşturulmuş ve biriktirilmiş olan yerleşik kültürün gerçek sahiplerinin bilinmesi açısından elbette buna ifade veriyorum. Ben Metin Emiroğlu'nu ve ekibini çok beğeniyorum. Yaptıkları dönemde de aynı şeyleri düşündüm, hep aynı şeyleri konuştum. Bugün de hala bulundukları yerde iktidar olmanın kendi mülklerinde, kendi beyinlerinde, kendi düşüncelerinde, kendi ailelerinde ve kendi etkinliklerinde farkındalığını yaşatıyorlar. Ne güzel. Bürokratik çevreleri de küçültmeden, özellikle protokol usullerini kişiselleştirmeden, akışkanlık içerisinde bu coğrafyanın gerçek kültürünü dün bize yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Turgut Özal Üniversitemizin rektör ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok vefalı bir davranıştı. Evet, yıllardır yapılamamış bir işi yaptılar. Katkı sunan hepimiziz ama sonuçta ev sahibi onlardı. Malatya unutuyor bunu. Bir bakan çıkarmış, Milli Eğitim Bakanı çıkarmış. Yani bunca yıl yapılan törenlerde Metin Emiroğlu'nu çok fazla görmemiştik. Evet, artık görünür olması lazım. Bir anlamda da özür dilenmesi lazım. Yani Metin Emiroğlu sıradan bir isim değil dediğiniz gibi. Ama bu konuda işte maalesef biz Turgut Özal'ı bile anmayı ihmal ettiğimiz yıllar oldu. Yani bunu da kabul etmek lazım. Bazen bir unutkanlık rüzgarı alıp götürüyor bizi bizden. Şimdi bu topraklarda en büyük fitne kendi elinizdeki değerleri değersiz algılarıyla, evet, olumsuz konuşturarak yok etme geleneğidir. Bundan bu toplumun vazgeçmesi lazım. Elinde bir kıymet var, geçtikten sonra hatırlıyor. Elinde bir kıymet var, evet, kıymetin o günkü karşılığını marifet-iltifat ilişkisiyle kurup kendisine veremiyor. Dolayısıyla burada Metin Emiroğlu bugün yaşıyor ama yaşadığı ortamda biz bunu fark edemiyorsak öldükten sonra bunun bir kıymeti kalmayacak. Aynen öyle. Yani Turgut Özal, Allah gani gani rahmet eylesin, bedenleri hala sağlam. Evet. Bedenin üzerindeki şehit olduğuna inanıyorum. Mezarlar açıldığında da kan numuneleri aldığında nasıl bir akıbetin, bana düşmez onları söylemek. Aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün
efendim daha sonraki dönemlerdeki işte her aşamadaki o bilinen klasik yöntemlerin zehirleme kültürünü, saatinde verilen enjeksiyonları ve sonuçta da adım adım gelen ölüm dediğimiz buluşmayı bir şehadetle ben görüyorum. Tabii burada bize ne düşer? Bize düşen şu, bu öğretmenler gününde Milli Eğitim Camiası'nı bir uçtan bir uça 2,5-3 yıl gibi bir süre içerisinde okullaştırmış, fiziki ortamlarıyla birlikte içerisindeki tedrisat ve eğitimle alakalı farkındalığı geliştirmişken elinden alınan ve değiştirilen o iktidarı diyelim, iktidar çünkü bu, iktidarı tekrar kurgulamak ve o yarım kalanları tamamlamak olmalı. Peki. Şimdi Naci Ekşi'den, Ercihan Ekşi'den bahsettiniz. Mehmet Ali Aydınlar'dan bahsettiniz. Rahmetli andığımız Mevlüt Aslanoğlu'ndan bahsettiniz. Mehmet Ali Aydınlar'ı söylemiştim. Çok özel ve önemli Kadir isimler bunlar. Evet. Reklama Halit mı gireceğiz? Polat'ta. Tamam. Bir cümle alacağım o zaman. Reklam. İki dakika beklesin. Şimdi bu isimler çok özel isimler tabii ki. Türkiye'de tanınan, bilinen isimlerden bahsediyoruz. Bu isimler memleketlerini asla unutmuyorlar. Hemen her fırsatta zaten Arap Giri bir kere gelen bunu görebiliyor. O koca koca levhalarda işte koca bir okul yapılmış. Üstünde Mehmet Ali Aydınlar'ın oğlu Kerem Aydınlar Fen Lisesi. Ne bileyim Samim Aydınlar neydi Samim Aydınlar? Kültür Merkezi. Kültür Merkezi. Ya da Naci Ekşi'nin emekleriyle yapılanlar gibi. Şimdi bu isimler Arap Gir sevdasıyla mı yapıyor? Arada öyle bir ilişki kuruluyor ki doğdukları, büyüdükleri toprakları hiçbir şekilde unutmalarına fırsat mı verilmiyor? Yani aradaki ilişkiyi hakikaten kurmak için sizin ne derece emek verdiğinizi bildiğim için soruyorum. Benim gibi diğer izleyicilerimiz de bilsinler istiyorum. Bunlar kolay şeyler değil tabii ki. Türkiye'de bilinen, tanınan isimler. Her gittikleri yerde bu şekilde onure edilecekler ama onlar ısrarla yapmak istedikleri yatırımları getirip Arap Giri yapıyorlar. Bülent Yalvaç Medya Analiz programında geçen bir soru sordu. Yani işte AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtin işte iş adamları iktidar yanlısıdır. Dolayısıyla bu yatırımlarınız kalacak mı dedi. Ben de orada aynı soru cevabımı şimdi burada da söyleyeyim. Arap Giri'nin yetişmiş karakteri toprağına ve kültürüne bağlıdır. Birbirleri arasında ve memleketlik söz konusu olduğunda siyaset yapmaz. Örneği Mevlüt Aslanoğlu'dur. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Bunların hepsinin toparlayıcısı mutlaka bir aktör çıkar. Her dönemin aktörü vardır. Mevlüt Aslanoğlu onları bir araya getirip yaklaşık bir 20 milyon dolar meslek yüksekokulu kampüsünü Naci Ekşi, Ercan Ekşi, Turan Tuna, Nuri Tuna, efendim Yakup Karabay'la birlikte buraya bir eğitim mayası ve kuluçkasını kurarken hiçbir siyaset gütmeden getirip koymuşlardı. Evet. Sonra 55 milyon dolar fiili olarak yatırım yapan, bu rakamları da söylemekte fayda var. Millet zannediyor ki bir tuvalet yaptılar bunlar. Mehmet Ali Aydınlar'ın fiili olarak sadece eğitim yatırımı dolar. 55 milyon dolar fiili yatırımıdır, bir gerçekleşmedir. Evet. Laf değildir bu. Bir Kadir Çağlayan'ın 3 milyon dolardır bir sağlık tesisi yapmıştır. Bir Halit Polat'ın hakeza yine 2 milyon dolardır. Bir Emin Cağır Kurtaran'ın yıllar önce yaptığı eğitim tesisleri ve bu konudaki yaptıkları yine milyon dolarlardır. Şimdi Arap Giri'de bütün bunların altında ne çıkıyor? Siyaset üstü olmak, toprak sevdalısı olmak, kültür sevdalısı olmak. Nerede, kimin yanında duruyorsa dursun yetiştiği toprakların kültür elçisi olmak. Birikmiş kültürü uzlaşıyla o topraklarda yaşayan herkese ve geleceğe yönelik her müesseseye, her mekana yansıtıyor olmaktır ki bunun adı Arap Girliliktir. Ben de şu anda Arap Girli'nin elçisiyim. Dolayısıyla istediğim Arap Girli adına, Arap Girliler adına. 1000 yıl geçmişin, 100 yıl geleceğe yöneltilen ana aktörlerini bir arada tutup şunları yapmalıyız, buna ihtiyaç var diye kim o gün buna müsaitse onunla birlikte başlayıp bitirdikten sonra da elini çekmeden devam eden fonksiyon ilişkisiyle birlikte böyle bir süreç var. Bakın bir başka şeyi. Mehmet Ali Aydınlar da
diğer iş adamlarımızda, meslek yüksekokulunu yaptıran bütün iş adamlarımızda. Peki bundan sonrası için bir endişeniz yok, onu anlıyorum cümlelerinizden, ama yakın bir gelecekte böyle ciddi bir yatırımla alakalı müjdeniz var mı? Müjdemiz var ama umutlarımız kırıldı. Türkiye'de çünkü iş adamı profili bir büyük imtihanla, krizle imtihan ediliyor. İstihdam değerlerinde binlerce insanın ekmek ve aşını Türkiye'deki ana eksende belirleyici olan sektörel bazdaki misyonunu yürütmekte zorlanıyor. Bu aşamada küçük ölçekli yatırımlar düşünülebilir. Büyük ölçekli yatırımlar her şeyin yolunda gittiği ve riskin azaldığı dönemlerde olur. Kesinlikle. Şu anda risk en üst seviyede. Bizim duamız yaptıklarının, bunların şu anki işlerinin devamında bereket ve onların o sadakalarının sadakayı cari olarak rahatlatma anlamında işlerine dönüşmesi ve bu süreci geçirmeler üzerinedir. Evet. Şimdi reklama geçelim müsaadenizle. Reklamların ardından da şu soruyla başlayacağım. Dün bir açıklama yaptı Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, işte Londra'ya, Paris'e, Almanya'ya gidişiyle alakalı olarak, orada iş çevreleriyle görüşmesiyle alakalı olarak kredi, Türkiye'de kamu bankaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kredi vermiyor dedi. Ve bizim iş yapmamız lazım, para bulmamız lazım, bizim finans çevreleriyle görüşme nedenimiz bu ve parayı birçok noktada bulduk, hatta yarım kalan yatırımları yapıyoruz dedi, yapacağız dedi. Şimdi siz artık muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin bir belediye başkanı olarak çıkıp büyük belediye meclisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayın Başkan'a teşekkür ediyorsunuz. AK Partili Sayın Başkan. Gerçi geçmiş yaşananlar, o arkadaşlıklar, muhabbetler, ben siz, her ikinizle de, Sayın Selahattin Gürkan'la sizinle de defalarca program yaptık. Halkın huzurunda çok da iyi anlaştığınızı biliyoruz. Ama şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür etmek, Sayın Selahattin Gürkan'la aynı güzergahta konuşmak hakikaten güzel. Bizim beklentimiz bu. Her fırsatta bunu söylüyoruz zaten. Sizin kredi bulma noktasında sıkıntılarınız var mı? Onu soracağım. Herhangi bir yatırım noktasında problem yaşıyor musunuz? Teşekkür etmenize rağmen bunu soracağım. Ve tabii ki Arapgir'i anlatmanızı isteyeceğim. 35-40 bin kişi bir tek organizasyonda Arapgir'e gelebiliyorsa, Arapgir'de bir şey vardır. Gelmeyenler, bakın nasıl ikna olacaksınız programın ikinci ve üçüncü bölümlerinde. Arapgir'den bahsederken öyle basit bir ilçeden bahsetmiyoruz. Bir kere giden devamında defalarca gider. Sayın Başkan onları anlatacak, hem de kendine has üslubuyla anlatacak, ama kısacık bir reklam arasının ardından. Teknolojinin olduğu her yerde. Başaran ileri teknolojileriyle güne bakış devam edecek. Standart kavramlarınızı değiştirecek size özel modern bir hayat, Okta Yapı İnşaat'la kapılarını aralıyor. Size özel tasarlanmış iç mekanları ve sıra dışı peyzajıyla konforlu ve huzur dolu bir yaşam alanı size şimdi daha yakın. Okta Yapı İnşaat, konforun, ihtişamın ve ayrıcalıkların mimarı. %100 doğal, sağlıklı, tam yağlı ve sertifikalı sütler Duzpınar Çiftliği'nde. Kendi çiftliğimizden halka sunulan, bildiğiniz ve güvendiğiniz sütlerimizle hizmetinizdeyiz. Duzpınar Çiftliği, sağlıklı sütün adresi. Gedik Kültür Merkezi. Yeşilyurt eski cezaevini baştan aşağıya restore ederek Gedik Kültür Merkezi'ne dönüştürdük. Kültür merkezimizin içerisinde 2. Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi ve Meclis Salonu yer almaktadır.
Müze içerisinde tekli hücreler, çoklu koğuşlar, hamam ve mahkumların bal mumu heykelleri yer almaktadır. Yeşilyurt Eski Cezaevi'nin içerisinde kurduğumuz, Türkiye'de bir ilk olan Çoban Müzesi'nde çobanların kullandığı 155 parça eşyayı ziyaretçilerimize sergiliyoruz. Yeşilyurt büyüyor, sizlerle güçleniyor. Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkanı. Malatya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle tüm havayolları şirketlerinin servisini yapan Meydan Turizm, konforlu, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Servislerimiz öğretmen evi önünden kalkmaktadır. Meydan Turizm. Nerede kalmıştık? Malatya'nın öz markası Esenlik Süpermarketlerden 30. yılına özel dev kampanya. 88 TL'ye 90 günde 3 kişi Renault Semboy sahibi oluyor. Toplamda 144 muhteşem hediye sizleri bekliyor. Her 88 TL'lik alışverişe bir çekiliş fırsatı. Sen de katıl, sen de kazan. Esenlik, güvenmekte haklısınız. Bingöl'ün karlı dağlarından üç gencin meşakkat dolu yolculuğu, gurbetin acı hatıralarını 4 gün yaya sürecek bir ayrılığın öyküsü başlıyor. Sonbaharda başlayan bu yolculuğun tanıkları, bazen bir yol eşkıyası, bazen coşan nehirlerin dalgası, bazen yol vermez botanın sarp dağları, bazen ne bir mektup ne bir haber şarkısı. Murat Nehri'nin tanıklığında, Fırat'ın mağrur akışından, Dicle'nin karşı konulmaz ritminden, Agopya'nın dükkanında meslek edinmeyle tarihini yazmaya başlar. Malatya'nın Yeşil Vadisi'ne doğru akan Tohma ile Fırat'ın girdabında buluştuk. Meşhur Diyarbakır Kadayıfları ve Mangal Vadisi. Teşekkürler Malatya. Teşekkürler Türkiye. Pertek Termal Tesisleri göl kenarında olup Türkiye'de tek termal ve içme ruhsatına sahiptir. Benzersiz doğal medikal suyu ve doktor tarafından uygulanan hacamat, akupunktur, sülük, hidroterapi, mezoterapi tedavileriyle egzama, sedef, cilt yaraları, genel vücut ağrıları, romatizmal hastalıklar, ödem, böbrek taşı ve yürüme güçlüğü çeken hastalar şifa buluyor. Pertek Termal Otel, sudan gelen sağlık. Adres Pertek Feribot İskelesi yanı. Dicle Dilge Bay'ın hazırlayıp sunduğu Türküname bu hafta da yine türkü dolu bir geceyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dicle Dilge Bay'ın bu haftaki konuğu Emine Akın. Türküname bu akşam saat 21'de RTV ekranlarında. Teknolojinin olduğu her yerde. Başaran ileri teknolojileriyle güne bakış devam ediyor. Ediyoruz. Kaldığımız yerden saatlerimiz 11.38'i gösteriyor. Arapkir Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu bizlerle birlikte. Sevgili izleyicilerimiz, Haluk Cömertoğlu Sayın Selahattin Gürkan'la hakikaten iyi anlaşır. Bunu her fırsatta gösterir. Hatta yerel seçimler öncesinde, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Sayın Haluk Cömertoğlu'nun partisiyle yaşadığı sorunlar, aday gösterilmemesi, sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi, o süreçte bile Selahattin Başkan'la Adalet ve Kalkınma Partisi
Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla fotoğraflar verdiniz. Görüntüye çıktınız, yani arka kapılar ardında görüşmediniz. Bu birbirinize olan iltifatınızı da gösterir, sevginizi de gösterir. Haluk Cömertoğlu'yla Selahattin Gürkan bir ve beraber çalışmalar yapmaya devam edecek mi? İki, özel ilçenin belediye başkanıydınız. Şu anda Sayın Selahattin Gürkan'ın eli biraz daha güçlü ama biraz daha sıkıntıda. Malum büyük şehri idare etmek de zor. Allah yardımcısı olsun. Siz o kadim ilçe Arapkir'in başında olmaya devam ediyorsunuz. Partiniz değişmiş olmasına rağmen icraat yapmaya devam ediyorsunuz. Şimdi aracım değişti ama amacım değişmedi. Amaç değişmedi. Amaç Selahattin Gürkan'ın aracı da değişti ama yani ilçe belediyesinden büyükşehir. Yani dün bir vagondu, bugün bir lokomotif. Evet. Dolayısıyla hepimizi taşıyor. Şimdi Selahattin Gürkan Malatya'nın yetiştirdiği Cumhuriyet temelinde bağlı bu coğrafyanın birleşik yaşama kültürünü önemseyen ayrımsız hizmet politikasıyla 15 yılını Battalgazi'de geçirmiş. Evet. Birlikte çalıştığı insanları da onur etmiş. Her ne kadar söz kendisinde kalmasını istese de söz yanında söz söyleyenlere de fırsat vermiş bir abimiz. Malatya için bir şans. Bu kadar. Nokta. Evet. Biz Şehrülemin sıfatıyla buradayız. Milletin emanetini taşıyoruz. Selahattin Gürkan, Malatya'da yaşayan 800 bin vatandaşın %100'ünün belediye başkanı ve hizmet etmek zorunda. Bu da nokta. Evet. Ayıramaz. Şurası burası yok. Her ne kadar siyasal olarak partiler politikaları gereği benim seçmenim dese de seçmenin hepsi bir demokrasi gereği sandığa gider. Oylarını kullanır. Sandık kalktıktan sonra hizmet etme kültürüyle gelen insanın herkesi kucaklama zorunluluğu vardır. Evet. Kanun bunu der. Biz kanunla yönetiyoruz. Dolayısıyla ben Arapya'da bunu yapıyorum. Selahattin Gürkan da Malatya'da bunu yapıyor. Öbür arkadaşlarımız da aynı şeyi yapıyor. Burada bazen kendi iç çatışmalar ve partisel davranışlar, teşkilat ve teşkilatlardan gelen talep kirlilikleri, kişisel yoğunlaşmalar ve bal tutan parmağını yalar Yahudisinin çanağına su taşıyanlar, ayrım yapanlar, bu toplumun yerleşik kültürüne ve toplumsal hiyerarşik yapısına zarar veriyorlar. Ama ve zarar veriyoruz. Bu şehirdeki 800 bin kişiden biri olarak, şimdi bütün arkadaşlarım da, kimisi AK Partili, kimisi CHP'li, kimisi MHP'li, hepimizin sizden beklediği şu. Çatışmalarınız, kavgalarınız, tartışmalarınız pekala olabilir ama biz sizden iş istiyoruz, icraat istiyoruz ve zor bir süreçte belediye başkanlığı makamına geldiniz. Sizin geçmişiniz var ama bu süreçte bunu idare etmek, vatandaşı memnun etmek hakikaten zor. Ekstra bir şey beklemiyoruz. Ekstra bir şey bizi daha fazla geriyor. Bizim beklentimiz bir ve beraber olmanız. İktidarın veya muhalefetin partisel anlamdaki misyonlarını bizim üzerimizden topluma yaşatma geleneği bu toplumun güvensizliğidir. Siyaset güvensizleşmişse bunu yönetebilen anlayışın süreç içerisinde aktörlerden uzaklaştırılmış olmasıdır. Yönetim erkinin misyon ilişkisinde bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. Seçim değil atamadır bu. Atanmış insanların kişi adına iş yaptıkları, ben her yerde söylüyorum bunu. İnsan önüne bakacak. Bakan önüne bakacak. Önü nedir? Yaşadığı toplumun tümüdür. Evet. Önündeki her şeydir. Fakir edebiyatına gerek yok. Mağdur edebiyatına gerek yok. Onlar bu toplumun sürecin bir parçası olarak iyi ile kötüyü, zenginle fakiri, küçükle büyüğü bir arada tutabildiği oranda başarılı olacaklar. Biz böyle biliyoruz. Dolayısıyla burada güven esas. Evet. Yani şehrül eminlik, şehrül güvenilirlik demek. Şehrin güvenilir insanlar olmak demek. Burada biraz önce atıfta bulundunuz. İmamoğlu'nu çok seviyorum. Benim de iyi dostum, iyi arkadaşım. Nokta. Birileri ne anlarsa anlasınlar. Arapkir'e gelecek mi? Gelecek. İlk bir bölgede de ilk gezisi bize olacak. Arapkir'e olacak. Ne yine zaman peki? Evvelki gün beraberdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 251 belediye başkanı, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve bütün genel başkan yardımcılarıyla birlikte 3 gün
O da İzmir'de Çalıştaylar'da. Ne kadar özel bir çalışma saat, ama genel başkan yerinde 16 saat bütün sunumlara eşlik etmiştir. Peki sayın genel başkanın kafası orada mıydı diye sormam lazım şimdi. Öyle genel başkan olay yaşandı ki. Genel başkan haysiyetli sonra bir insan. Gerilimci bir insan değil, bu toplumun ortak değerleriyle yetişmiş bir insan. Sol cenahın bugüne kadarki yetiştirdiği en sabırlı insanlarından birisi, en zeki insanlarından birisi. Ekip çalışması yapıyor. Türkiye için bir şans. Her ne kim ne derse desin, nasıl gelmiş olursa olsun yöntemleri hep konuşuluyor. Evet. İşte o geliş yöntemleriyle tabii alakalı, ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de şu an bir sağduyu varsa arkasında Kılıçdaroğlu ve ekibinin tahriklere kapılmaması vardır. Peki bunu bugün AK Partili bir belediye başkanı olsaydınız da söyleyebilir miydiniz? Ben aynısını söylüyordum, aynı davranışlarımda devam ediyordu. Çünkü ben Şehrül Emin sıfatıyla paydaşların tümünü omuzlamak ve beklentilerini durultmak zorundayım. Evet. Dolayısıyla bir partisel davranış. Şimdi burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimle gelmiştir. Hak gaspı olmuştur, falan olmuştur. Millet bunun sandıkta cevabını vermiştir. Evet. Bu cevabın sonucunda İstanbul'u yönetmek yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunlukta İstanbul'u büyükşehir başta olmak üzere yönetmek gibi, hizmetlerini yapmak gibi bir görevle 5 yılı önlerine koymuştur. Marifet iltifata tabidir ama sonuçta alet çalışır, el övünür. Aynen. Aletiniz yoksa elin övünme kabiliyeti olamaz. Eli kaldırır indirirsiniz. Elinizde bir alet varsa onun marifetini ortaya koyabilirsiniz. Şimdi enstrümanlarımız ne? Büyükşehir organizasyonunda hayatın her şeyi. Yani sadece Çeri Çöpü Caddesi aydınlatması değil. Sonuçta hayatı ilgilendiren her şey Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir Başkanı'nın ve ekibinin sorumluluğundadır. Aynen öyle. Karşıtlıkları da korumak ve geliştirmek, yandaşlarını da şımartmadan yerinde tutup bunun içerisinde bir katalizör görevi gördürüp diğeriyle çatıştırmadan bu yönetimi 5 yıla yayıp evet, kamu kaynağıyla yapmak zorundadır. Kendi kaynağı yok bu işin içinde. Tabii. Dolayısıyla burada kamu kaynağı diyoruz. Bakın, yani biz şu anda Türkiye'de o parti bu parti yok. Yerel yönetimlerin en zor günlerini, ben 11. yılıma girdim. En zor günlerini yaşıyoruz. Büyükşehir yasası göç yasasıdır, mağduriyet yasasıdır. Kimin için? Kırsaldaki belediyeler için. Evet. Büyükşehir yasası fırsat yasasıdır. Kimin için? Metropol merkezler için. Şimdi burada kırsaldaki genelde olan belediyelerden birisiyiz ve iller payı diye nüfus ölçeklerinde alana bakmadan bir ucundan bir ucu bir büyük bir kentin oturduğu alan gibi 10 binlik ilçenin nüfus kriterlerine göre gelişmişlik endeksleri de yüksekse düşük bir payla çalıştırdığınız personelinizin çıplak maaşını yarısı etmeyen ödeneklerle hizmet üretme zorunluluğumuz var. Bakın zorunluyuz buna. Mazeret yeri değil burası. Tabii ki. Borcum var, falanım var. Zaten. Belediye başkanlarının bu toplantılarda da gündeme geldi. Ben de kürsüden herkese bunu söyledim. Burası mazeret yeri değil. Evet. Biz burada halkın ortak çoğunluklu olarak oyuyla, tercihiyle, tercih oyu bu yani sonuçta. Bizi senin yönetmeni istiyoruz diyen çoğunluğa tümünü yönetme gibi bir zorunlulukla kaynak üretmek, ürettiğimiz kaynakları da %100'e yaymak zorundayız. Ama ürettiğimiz kaynaklar, İstanbul'da İmamoğlu başkan oldu. Mecliste tıkanma var. Atamalarda tıkanma var. Boğazların yetkileri sınırlandırılmış. O gözümüzün içine batan boğazın imarla ilgili bütün yetkileri elinden alınmış. Ve kaynakları üretilemeyen, tıkanan şehir İstanbul. Sonuçta İmamoğlu mu cezalandırılacak, İstanbullu mu? Ben buradan bir kapı açıyorum. İstanbul cezalanıyor. İstanbullu cezalanıyor. 30 milyon insanı İstanbul'da buluşturan organizasyonlar cezalanıyor. Bugün arkasından, her fesadın arkasından bir tufan, tufanın arkasından da bir ağıt yakılır. Biz ettik, biz bulduk derler. Şimdi bunun külfetini, bunun ortaya çıkacak
mağduriyetlerini devlet adına, kamu adına tamamlama durumumuz yok. Bugün iş bulma kurumu gibi kapımızı pacamızı kıran, umutla ya bir 2000 liralık asgari ücretle iş bul, buldum, iş ver, verdin ama arkasından mutluluk yok. Çünkü bu iş verdim dediğiniz çöpte şimdi, bile iş isteyen yüksek lisans mezunu, evet, bu kadar üniversitenin hepsinin ortak vebaliyle buradayım. Şimdi tamam, siz belki bu sıkıntılarınızı dile getirmek, yönetimsel konularda birbirinize destek olmak, belki eleştirmek amacıyla bir çalıştay yapıyorsunuz. Bu çalıştay çok önemli bir çalıştay ama bu çalıştayın yapıldığı günlerde ve sonuç bildirgesinin açıklanacağı, geniş kitlelere duyurulacağı zamanlarda da öyle bir konu konuşuluyor ki birileri ne yaptı, birileri bir şey yapmaya çalıştı ortada ama ortaya çıkan tablo komedi. Yani ben onu yapmaya çalıştım da bunu demeye çalıştım da şimdi herkes biliyor ki bir şeyler ters gidiyor, bir şeyler yanlış gidiyor. Yani memleketin buna ihtiyacı yok. Muhalefet partileri vatandaşın sorun ve sıkıntılarını daha fazla dillendirmek üzere orada ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir durum söz konusu ki şu anda tamam kongre sürecine gidiyor, tamam yerelde çalışmalar var ama biz bunu istemiyoruz, vatandaş bunu istemiyor, umudu olan da bunu istemiyor, umudu olmayan da hiç kimse bunu istemiyor. Bu ortaya çıkan tabloyu nasıl görüyorsunuz ya da İzmir'de bununla beraber herhangi bir şey konuşuldu mu? Bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir birliktelik ve bir özgüven var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yönetici profilinde birbirine dayanan, birbiri için düşünen bir sağduyu gelişmiş. Dolayısıyla biz birlikte yöneteceğiz diyen, evet, baskılara birlikte göğüs gereceğiz, küresel krizleri birlikte fırsata çevireceğiz diyen bir ekip çalışması var. Bu çalıştaylar bunun için yapılıyor zaten. Ve gündemde olan konuların da hepsinin aşağı yukarı temel odak noktası bu krizi yönetme kültürünün 251 noktada yereli, evet, genelle uyumlu hale getirmekti. Burada tabii enkaz edebiyatı, karşı tarafa tacı gösterip topuyla oynayan veya işte topu taca atıp bu arada süre kazanan insanların zamanı geçirdikleri belli. Güven konusunda bir güvensizlik yok. Ama çalışma zorluğu var, kaynak sıkıntısı var, küresel anlamda dünyanın tümünde olan kriz Türkiye özelinde de var. Bunun da temel olarak yansıdığı yer bakanlıkların programlarında icraat noktasında ödenek bulamayıp kısıtlı ve sınırlı imkanları işini sadece sürdürme, yatırım yapma değil geleneğine dönüşmüş tasarruf tedbirleriyle birlikte her kamu görevinin yerel yönetimden ve belediyelerden istediği ve sınırsız hale gelen bu beklentilerin hangi kaynakla bir kamu, özerk bir kurum kararlarını alıyor ama aldığı kararlar kaynak kararları değil. Aldığı kararlar uygulama kararları. Dolayısıyla burada bizim büyük bir üretimden kopuş serüvenini yaşıyoruz. Maalesef. Belediyelerin üretim ve kooperatifleşme, kırsalda üreticiyi alım garantisiyle şehre, zincirlerin bağımsız organizasyonlarında yerelleşmeye, bunu şehir ikliminde de belediyeler üzerinden pazarlamaya dönüştüren kültür konuşuluyor şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde. Ve istenilen şu, kırsal yaşamalı, kırsalda bir gelenek akışkanlığı var, gelenek devri var, bu kopmadan orada tutulmalı. Dolayısıyla göçe karşı tutunma değerleri kırsal bir modellemeyle şehirdeki ve metropoldeki belediyeler üzerinden desteklenerek pazarda aracılık sisteminin şoplarla, onların organize ettikleri satış ağındaki uygulamalarla doğal akışkanlığı ve doğal ürünler kimliğiyle şehirdeki insanları da sağlıklı gıda, evet, temin etme organizasyonlarını kurmak üzerine. Tabii burada bizim kardeş belediyelerimiz var. Her genel merkez AK Parti'de de var bu. Tabii. Ben AK Parti'de de kardeşlerim vardı. Biz hiçbir şey alamamıştık. O kardeşlikler bozuldu mu? Bozuldu. Peki. Ama kardeş şu bakın. Orada da gündeme geldi. Ben kürsüden de bunu söyledim. Kardeş dediğiniz kardeşten ne alabilirim diyen değildir. Evet. Kardeş dediğiniz kardeşime ne verebilirim diyendir. Budur tabii ki.
Biz şimdi işi yerine koymadan bunu geliştiremeyiz. Yerine nasıl koyuyoruz? Ben bu kardeşlerime, bana kardeş ilan etti. Fahri kardeşlerim de var. Türkiye'deki en şanslı kardeş belediyecilikte Veli Ağbaba'ya teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yerel yönetimler anlamında geçen dönem bunu ortaya koyan benim öncüm şu an. Ben kendisini çok seviyorum. Kim ne anlarsa anlasın. Bülent Tüfekçi'yi de seviyorum. Hayır, şimdi kim niye yanlış bir şey anlasın? Hayır, şimdi ki? Siyasette biz gittiğimizde çözüm arıyoruz ve çözebiliyorsak ben onu niye sevmeyeceğim? Ben kimin adına gidiyorum? Millet adına. Evet. Bugün Veli Baba benim problemimi çözüyor, beklentilerimi gideriyor. Organizasyonda bir katalizör görevi, elçilik görevi, köprü görevi olabiliyorsa bunun şahsi bir beklentisi, efendim şahsi bir tasarrufu değil, sıkıntı, umumi bir görevin yerine getirilişi olarak anlaşılması sıkıntı lazım. Şu olabilir. Siz AK Parti belediye başkanı iken aynı tavır ve davranışı acaba Veli Ağbaba gösterir miydi şimdi? Ya da istediniz mi? Bu, sadece bu dönem mi kendisinden talep ediyorsunuz? Hayır, ben şunu söyleyeyim. Veli Ağbaba 30 yıldır biz aynı işi aynı sokakta yapan iki arkadaşız. Dolayısıyla geçen dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili olarak benim vekillerimden hiçbir zaman ayrı tutmadım. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilidir. Dolayısıyla burada parti değildir. Nokta. Burada evet, Malatya için gerekiyor. Konuşacaksak Malatya'da orası burası yok, Malatya kazandırılmaz. Doğru olan da budur zaten. Peki Bülent Tüfekçi, Sayın Özgür Çalık ve diğer milletvekillerimizle alakalı da aynı şeyi söyleyebilirsiniz herhalde. Ben vefa tarafıyım. Hepsinden de çok benzer elimizden tutan, icraatlarımızı gerçekleştiren sonra kamu kaynağı bu yani. Tabii ki. Şu anda işte ben hala kamu kaynağı kullanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına kullanmıyorum bunu. Devletimin, kamunun, ortak kulluk hakkının kaynağını kullanıyorum. Dolayısıyla burada parti kaynağı varsa partiler alsınlar geri. Bakın, parti kaynağını kullanmışlarsa onlar teşkilatlara verirler. Yani biz millete veririz. Dolayısıyla bizim kullandığımız kaynaklar kamunun kaynağı. AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya bir başka partinin. Ben İYİ Parti'nin de belediye başkanıyım. İYİ Parti'nin. Çok dillendirilmiyor ama. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın resmi adayıyım. Ben iki partiyi birden şu anda temsil ediyorum. Ama %100 belediye başkanı nedir? %100'ü temsil eder. Bu kadar. Yerleşik kültürde %100'ü temsil eder. Burada da Büyükşehir'den atıfta bulundunuz, onu tamamlayayım. Tabii. İmamoğlu milletin içinden çıkmış bir başkandır. Hepsi de bunun gibidir. Dolayısıyla Avrupa'dan, efendim bu konuda yurt dışından Melik Gökçek başkan olduğu zaman ona da çok gitmiştim. Bir şey alamadık ama sonuçta gitmiştik. Ama çok yerlere çok şey verdiğini de biliyorum. Bize vermek zorunda da değil. Herkesin her istediğini alma durumu yok. Yurt dışından kaynak kullandığında, yurt dışı kaynaklarından kredi aldığında kimse bir şey demiyordu. Şimdi İmamoğlu yurt dışına gitmiş, Dünya Bankası'ndan veya Avrupa bankalarından veya bir başka finans kurumlarından kredi talep ediyorsa, bugün JICA dediğimiz Japon kredileri, Türkiye'nin her yerinde büyük krediler kullanılıyor. Şimdi bu krediyi eğer içeride yerleşik ayağı olan ama uluslararası sermayenin finansını kullanan organizasyonlar tutmuşsa, o banka bu banka ismini kullanamam, bir tutmuşsa bu organizasyon devam edecek ve icraat devam edecek. Dolayısıyla bu kaynakların sürdürülebilir ve sorumlulukları kendi imzalarıyla birlikte kendilerini bağlayacak. Elbette. Millete kazandırma konusunda da o işleri ihtiyaç duyulan ölçekte asgari de olsa yapacak finansmana ihtiyaç var. Bunu İmamoğlu da yapmalı. Bunu Ankara'da yapmalı. Bunu Türkiye'nin büyük belediye, metropol belediyelerinin hepsi de yapmalı. Muhtemelen de yapıyorlar. Ve bu aşama geçirmeli. Küresel krize inat geçirilmeli. Kırılmamalı. Evet. Yerindelik ilkesiyle bu iş yapılmalı. Peki siz krediler noktasında sıkıntı yaşıyor musunuz? Çok yaşıyoruz. Kredi yok ki. İller Bankası'nda para yok. Verecek para yok. Kullanacak.
Yerel bankalarda da hakeza. Önceden bankalar kredi dosyaları kendileri gelip açıyorlardı, ihtiyaç duyduğunda diyordu, biz almıyorduk. Evet. Niye almıyorduk? Kredi geri dönüşlü bir iştir. Artı masrafı vardır. Paranın kullanımı bir bedel ödetir size. Finans, ben yüksek işletmeciyim. Para kullanmak. Parayı kullanamazsanız para sizi kullanır, çaput eder. Çürük çaput eder. Dolayısıyla millete ödetemezsiniz bunu. Bunun vebali çok büyük. Bugün bu kadar borçların konuşulduğu, bütün belediyelerin %95 borcunu ödeyemeyecek duruma gelmesi yönetim boşluğudur. Aslında kanun boşluğudur. Yani bu konuda aldınız, bir ticaret erbabı iflas ettiğinde bedelini kendisi öder. Belediye kime ödetiyor? Millete ödetiyor. Gittiniz kredi aldınız, iş yapacaksınız. Daha fazlasını kazanacağınıza inanıyorsanız, piyasadaki döngüler, yatırım değerleriniz, finansın kullanımında ortaya çıkan vadelerle uyumluysa ve artısı varsa bu krediyi kullanırsınız. Peki. Şimdi aldığınız kredi, park yaptınız. Parktan geri dönüş var mı? Yok. Aldınız, kaldırım yaptınız. Geri dönüş var mı? Aldınız, aydınlatma yaptınız. Her gün, her şey eskiyor. Bir taraftan da doğuruyor. Evet. Kredi doğurandır. Adama çok sancı verir. Siz finans sorununuzu nasıl hallediyorsunuz peki? Biz ya da mi? Bir finans sorununuz var mı? Ben Allah'a dayalıyım. Oradan para gelmiyor ama. Olmaz olur mu? Geliyor mu? Tesadüfe mahal mi var? Siz gönülden ekip çalışmasını millet adına helallerle yapma üzerine bir kültür geliştirmişsiniz. Anladım, tamam. Ama kapıdan gelir, ama pacadan gelir. Ama içinden çıkar, ama dışından tohumla gelir biter. Şimdi biz zorlanıyor muyuz? Hakikaten çok zorlanıyoruz. Geçmişte yapmadığınız kadar çok zorlandık. Çok yatırım yapıyoruz. Aslında bu dönemde yatırımları kesip ama yarım kalmış işlerimiz var. Büyük şehirle birlikte bir altyapı yapıyoruz. 96 kilometre merkezde yol içinde çalışma olmuş ve üst yapı yok. Evet. Dolayısıyla şehrin mağduriyetini gidermek bir bedel ödetiyor. Yoksa ne yapıyor? Bu sefer sizi borçlandırıyor. Bu konuda o süreci yönetmek zorundasınız ve oradaki o hizmetin karşılığında insanları orada tutmak zorundasınız. Yani size altyapıyı yaptım, suyunuzu, kanalınızı doğru yaptım ama arabanızın çalışacağı yolu da imha ettim diyemezsiniz. Tabii. O yolu da yapmak zorundasınız. Yolu yaptınız, bunun ihtiyaçlarını gidermek zorundasınız. Biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla Arapgir doğru adımlarını atıyor. Uyumlu bir kamu kültürü. Ama siz lafı yuvarladınız şimdi. Ben bundan neyi nasıl anlayacağım diye anlayan anlamıştır. Anlayan anlamıştır. Şimdi şunu söylüyorum ben. Biraz daha net olsanız. Net olayım. Sorunu o zaman netleştireyim. Peki reklama geçelim, ondan sonra biraz daha net konuşalım. Kardeş belediye, abiler daha doğrusu, siz küçük kardeşsiniz. Aslında büyüksünüz ama imkanlar ölçüsüne baktığınızda daha büyük belediyeden kaynaklar da geliyor. O konuda sıkıntı yaşatmıyorlar size. Öyle belediyelerle kardeş oldunuz ki mesela Karşıyaka, Türkiye'nin en büyük belediyelerinden, en gelişmiş belediyelerinden biri. Onlarla kardeş olmak bir stratejidir değil mi? Onu da sorayım. Hayır, bir stratejidir ama krizi fırsata çevirmektir. Ben stratejiyi çok seviyorum. Ben stratejik bir adam. Ben oyun oynamam. Ben oyun kurarım. Benim toprağımın çocukları oyun kurucudur. Biz oyun oynamak için burada değiliz. Bunlar önemli cümleler. Bin yıl geçmişin vebalini 100 yıl geleceğe oyun kurabiliyorsak burada olacak. Aynen. Bu makamlar bizde değil. Bu makamlar millette. Vebali bizde sadece. Dolayısıyla 100 yıl geleceği kriz ortamında fırsatlarıyla geleceğe yöneltebiliyorsanız, ama oradan ama buradan ben bilmem. Ama şu an ben Allah Mersin biliyor. Büyükşehir Başkanı'yla kol kolayım. Evet. Aydın'ın, Eskişehir'in, İzmir'in, Antalya'nın, İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın kardeşleriyim. Evet. Ben başka bir şey söylemiyorum. Bir meşhur cümlesi vardı. Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyorum, verdikçe veriyorum. Vallahi ben de öyle diyorum. Bugünlerde siz bu cümleyi söylüyorsunuz. Bir göz istedik, sen her tarafımıza gözler açtın diyorum. Önemli cümleler tabii ki. Peki reklama geçmek durumundayız. Reklamların ardından devam edeceğiz.
teknolojinin olduğu her yerde. Başaran ileri teknolojileriyle güne bakış devam edecek. Diabetes mellitus, yani sık bilinen adıyla şeker hastalığının tedavisinde temel prensip diyettir. İkinci olarak uygulanması gereken temel uygulama, yürüyüş ve hareket ile vücuda girmiş olan şeker kalorinin harcanarak azaltılmasıdır. Yine tedavinin temellerini oluşturan diğer seçenekler, ağızdan kullanılan haplar, insülin tedavileri ve son dönemde popüler olmaya başlamış olan cerrahi tedaviler olarak sayılabilir. Polatlar İnşaat hayallerinizi inşa ediyor. Malatya'nın yeni merkezi Bostanbaşı'nda Polatlar İnşaat güvencesi ve prestijiyle kaliteli ve huzurlu yaşam yükseliyor. İş ve ticaret merkezleri, açık sosyal alanları, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, fitness salonu ve her dairede saunasıyla Seyri Malatya Deluxe evlerinde yeni nesil yaşam konforu sizi bekliyor. Sizler için yeni projeler üretmeye devam eden Polatlar İnşaat'ı takip edin, hayalinizi yaşayın. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan MESDOM, geleceğin çağdaş ve modern yaşam alanlarını oluşturmak için yüksek kalite standartları ve en son teknolojik imkanlarla üretim yapan geniş ürün yelpazesiyle bölgenin en büyük üretim tesisidir. Parke taşları, sınır elemanları, bordürler, ahşap yapılar, kent mobilyaları, kompozit taşlar, iç dış mekan karo, dış cephe kaplama ve beton borularıyla değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. Kompozör tesisimizde taş ocaklarında elde edilen kaba malzemeleri ufaltıp yol ve yapı sektöründe kullanılır hale getiriyoruz. Elde edilen bu malzemeler asfalt palen tesisinde büyükşehir ve alt belediyelerin asfalt ihtiyacını karşılayarak şehrin yol kaldırım ve çevre düzenlemesine katkı sunuyoruz. Ayrıca tüm il genelinde Malatya Büyükşehir Belediyesi adına kent temizliği, ilaçlama ve tıbbi atıkları araç ve gereçlerle toplayarak MESDOM tarafından bertaraf ediyoruz. MESDOM Kent Design, Malatya Büyükşehir Belediyesi. %0.79 kredi oranı ve 24 aydan 180 aya kadar vade imkanıyla Bostanbaşı Gold Park Altın Yapı İnşaat güvencesiyle %100 doğal, sağlıklı, tam yağlı ve sertifikalı sütler Duzpınar Çiftliği'nde. Kendi çiftliğimizden halka sunulan, bildiğiniz ve güvendiğiniz sütlerimizle hizmetinizdeyiz. Duzpınar Çiftliği, sağlıklı sütün adresi. Alzheimer lazer, artan gözlük ihtiyacına alternatif bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem ile insanlar güvenli bir şekilde miyop, astigmat, hipermetropi gibi görme kusurlarından kurtulup gözlüksüz bir hayata merhaba diyebilmektedirler. Özlemle, hasretle, heyecanla, sevinçle çıkılan yolculukların adresi olan Zafer Turizm'le keyifle ve konforla varacağınız yere ulaşın. Biz her yeni doğan günde aynı heyecan ve merakla çıktık yola. Beklemek en uzun yolculuktur. Sevdiklerinizi fazla bekletmeyin, onları ziyaret edin. 1947'den bugüne Malatya'nın markası Zafer Turizm'le dostluğa dönüşen güç. İletişim 444-2244. Dünyanın en büyük köprüsü, Çin'in doğusunda bulunan, 3 şehri birbirine bağlayan 42 kilometre uzunluğundaki Qingdao Haoyuan Köprüsü'dür. 51 bin ürün çeşidiyle Malatya'nın en büyük alışveriş merkezi Büyük Baharatçı. Büyük olmak iyidir. 1878'den beri.
teknolojinin olduğu her yerde. Başaran ileri teknolojileriyle güne bakış devam ediyor. Programımızın son bölümüyle karşınızdayız. 12.09'u gösteriyor. Saatler RTV ekranlarında Güne Bakış programı devam ederken konuğumuz Arapgir Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu. Sayın Başkan'la yaptığımız her programda hep zaman sıkıntısını yaşarız. Çünkü asla bitmez konuşulacak mevzular. Genelle de bakarız, yerele de bakarız. Şimdi programımızın ilk iki bölümünde daha çok genelle alakalı konuştuk. Yani Arapgir'e de tabii ki değindik ama Arapgir demek bir çeşit ürünün yetiştiği ama en lezzetli, en özel şekliyle yetiştiği bir coğrafyadır. Arapgir demek gidersiniz 3 gün merkeze dönmek, şehre dönmeyi asla aklınızdan geçmediği bir yerdir. Arapgir demek Kozluk Vadisi'dir. O muhteşem vadiye gittiğinizde zaten Allah'ım ne muhteşem şeyler yaratmışsın, senin büyüklüğün karşısında saygıyla eğiliyorum diyebilmektir. Hakikaten Arapgir böyledir. Şimdi benim ne demek istediğimi Arapgir'i görmeyen bilmez. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Bu ne Arapgir sevdası? Yani neresi? Ne kadar güzel olabilir ki? Gidin görün. Hele bu mevsimde hani bütün mevsimler özeldir, güzeldir ama sonbahar sanattır der ya şair. O sanatın bütün inceliklerini görebileceğiniz bir atmosferi vardır şu anda. Arapgir'de sizin ifadenizle çeri çöpü aydınlatmayı yapmak tamam da onun haricinde öyle bir sorumluluk var ki binlerce yıllık bir coğrafyadan bahsediyoruz. Geçmişi başarılarla, çok güzelliklerle, özelliklerle dolu bir ilçe. Hatta ilçe olmanın ötesinde bir şehir. Kadim bir coğrafya Arapgir. Bu sorumluluğu fazlasıyla yüreğinizde hissediyorsunuz, çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Peki onun ötesinde hafta sonu konuşmuşsunuz, tamam, kooperatifler dokunulacak. Şimdi siz yerel tarıma, üretime çok destek veren bir kişi olarak Arapgirliği kalkındırmak adına, Arapgirli üreticiyi desteklemek adına ve üretilen ürünleri de satabilmek adına kooperatif kuracak mısınız? Ya da kurdunuz mu? Kooperatif kurduk. Şimdi yerelden genele bir akış kanlığı savunan birisiyim. Evet. Her şey yerelle başlar. Geçen yıl Marmara Ekonomi Zirvesi'nde, hı hı, Avrasya Ekonomi Zirvesi diye 57 devlet başkanı İstanbul'da Yüksel Çengel'in içinde olduğu bir haftalık kulaklıklarla 8 dilden herkesin orada öğrenci gibi oturduğu bir program icra ediliyor. Ben de şeref konuğuydum ve İstanbul Wo Otel'de bir programa katıldım ve Türkiye'den 4 kişi konuştu. Geçmiş dönem Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül konuştu. Bir rektör, moderatör olan konuştu. Binali Yıldırım konuştu geçen yıl itibariyle. Ve bir de ben konuştum. Bana verdikleri şey şuydu. Yerelin genel içindeki rolü idi. Ben orada 57 devlet başkanına kulaklıklarıyla şunu söyledim. En büyük alkış alan ben olmuşum orada. Ve yayına girdi bu. Yani kitaplaştı. Her şey yerelde başlar. Evet. Yerelde olmayanın genelde tutunma şansı yoktur. Kesinlikle. Dolayısıyla yerelde küçük kamu yatırımları büyük memnuniyetler yaratır. Memnuniyeti yereldeki aidiyet geneldeki ürün yaratır. Evet. Yereldeki çalışma genelde alın terinin gereği olarak, bereket olarak, şifa olarak döner. Dolayısıyla yereli koruyan genelde huzuru temin eder. Evet. Çok kendi içerisinde bir döngü bu. Bunun da adı yerel üretimi korumaktır. Yerel üretimin, zincir mağazaların tedarikçilerini kendine bağlı sanayiye taşımış olması. Evet. Yerelde bir tutunma değerini ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bunun küçük ölçekli üreticileri alım garantili üretime teşvik edip adının kooperatifleşme olduğu,
kendini bir üye kabul edip bütünün içerisinde toplam başarıya endeksleyen bir yazılımdır bu. Bir güven aslında yazılımıdır. Güvenen insanlar kooperatifleşir. Üreten insanlar kooperatif üzerinden kalkınır. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir. Dolayısıyla kimin ürettiğine bakılmaz, üretimine bakılır. Aynen öyle. Miktar ve nitelik çok önemli değildir. Oradaki doğal karakterdeki yapıyı genele ürün olarak yansıtabiliyorsanız bu organizasyon kooperatif organizasyondur. Şimdi burada da biz bunu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak zaten benim kırsal bir kalkınma modellemem var 10 yıldır üzerinde. Gerek gastronomide, gerek kültürel varlıklarda, gerek tarih ve tarihi değerlerin ihyası ve ayağa kaldırılmasıyla alakalı. Doğal varlıklarımızın açığa çıkarılması, fotokamp, efendim bu konuda kanyonlar, trekkingler vesaire programları, bunların hepsi bir bunun alt çalışmalarıydı. Arapkir'de yeterince gündeme getirdik ve sizlerin üzerinden tüm uluslar ve uluslararası olabilecek yerlere ulaştırdık ve ürüne dönüştürdük. Evet. Biz 10 başlıkta 100 organik ürün söylemimizi 5 yıl önce sizin televizyonunuzda ilan etmiştik. Bunları üreteceğiz demiştik. Süt ürünleri, küçükbaş hayvancılıkta et ürünleri, süt ürünleri. Tarımsal ürünlerde tahıl ve tahala bağlı, bakliyat ve bakliyata bağlı. Bizde hepsi var. Ekolojik ürünlerde endemik çeşitliliğe bağlı. Reyhan, kekik, sumak, karamuk gibi. Yani 21 tane bitkide. Bunların hepsinin ürün gamında çalışılıp coğrafi işaret belgesi, ürün patentleri, ISO belgeleri, organik ürünleri, helal sertifikaları, çalışmaları devam ediyor. Bir kısmı hayata geçti, bir kısmı da devam ediyor ve biz İstanbul'un kileri gibi, Türkiye'nin inovasyon ekibi gibi çalışıyoruz. İstanbul'un kileri gibi. İstanbul'un kileri çünkü her gün 6 otobüs İstanbul'a bizim tamak zevkine uygun olan ürünümüzü taşıyor. Bağcılar dolu, koltuk altları dolu. Yanında yetmiyor artık. Her gün otobüslerle birlikte iki kargo kamyonu otobüslere sığmayanı götürüyor. Üzümünden, her gün. Biberinden her gün. Ve bu 6 ay devam ediyor. Bu ne demek? Üretiyoruz. Bu ne demek? Ürettiğimizi bekleyen insanlara ulaştırıyoruz. Bunun daha şematik bir yazılıma, daha şematik bir organizasyona kavuşturulması için çalışıyoruz. Bunun adı kooperatif. Kadın kooperatifi kuruldu. Kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Bugün 25 Kasım kadınlara şiddet, kadınları ötekileştirmeye karşı bir duruş. Kadının güven, özgüven ilişkisini kurup üretimin bir parçası ve ifadenin en önemli parçası bizi doğuran anamıza hürmet. Kadına hürmettir. Bizi doğuran, yetiştiren anamıza hürmet, ürüne hürmettir, toprağa hürmettir, Allah'a hürmettir. Kadına hürmet, Allah'a hürmettir. Bakın, çiziyorum altını. Bunun dışında bir şey bilmiyorum. Ben peygambere sevdalı, parti üstü davranan biriyim. Herkes bilir bunu. Durmak yok, sırat-ı müstakim üzere devam diyen birisiyim. Bunlar rahatsızlık duyuluyor mu belli kesimler tarafından? Hiç, duyan beni ilgilendirmiyor. Ben burada bir yerel yöneticiyim ve beni burada bu misyonla tutan ve bizim adımıza bunları konuş diyen bir halk adına burada. Ben kendi adıma burada değilim. Huzur İslam'da. İslam barışık olmanın adıdır. Barış dinidir İslam. Kesinlikle. İslam'ın temel dürtüsü nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an vahyin, sünnet ise uygulamanın adıdır. Uygulayıcı peygamber bize bir nasihatta bulunmuştur. Kadınlar sizin emanetinizdir, libanızdır, giysinizdir. Onlara iyi davranın. Bu kadar. Onlara iyi davranın. Bu kadar. Onlara iyi davranın demiştir. Sen de kimsin diyenlere buradan çağrı yaparım. Şımarmasınlar, şımartmasınlar ama onun bir ruh taşıdığını ve kendisini taşıyan ray olduğunu unutmasınlar. Onun üzerinde yürüyorlar. Ben onun üzerinde yürüyorum. Ben eşimi ve aile kültürünü, cennette var olmuş bir aile geleneğini savunan birisiyim. Yeryüzünde bir tek cennet varlığı var, aile. Aile olma kültürü. Cennete
gitmek için hazırlanıyoruz ve her şeyimiz cenneti tekrar kazanmak üzerine. Nokta. Evet. Diyeceksiniz ki oraya girme. Ben anlıyorum. Yerelden genele üzü ürün, doğal akışkanlık, üretim kültürüyle var olma, var oldukça da huzurlu olup paylaşan olanlardan birisi olma. Paylaşan bakın. Ben sosyal demokratı eskiden beri en çok paydaş bilmişim sosyal demokratları. Sebebi şu. Hani eskiden biz 12 Eylül öncesi o dönemleri yaşadık ve lise dönemimizdi. Evet. Üniversiteye adım atmıştık. İşte burjuva proleter sınıf falan. Evet. Emeğin kutsallanması. Emeğin değerlendirilmesi. Öyle bir yozlaşma geldi ki dünyada. Kim sosyal demokrat? Kim sosyal falan? Sosyal diyoruz bakın. Evet. Hepsi karıştı. Hakikaten kim çıkarcı, kim değil? Şimdi ben ona bakıyorum. Çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Neyi çıkar? İçindeki fesadı çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Neyi çıkar? Bölücülüğü çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Neyi çıkar? Ötekileştirmeyi çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Neyi çıkar? İçindeki haseti çıkar. İnanın bu dördünü çıkarın. Çıkar dediğiniz yapar. Paylaştırır. Ürettirir. Huzurlu kılar. Huzur İslam'da onun için. İslam bunu emreder. Solcunun da huzuru İslam'da, sağcının da huzuru İslam'da. İslam barışmak ve barışık olmaktır. Bu toprakların Türkmen boylarıyla mayaladığı kültürün adı İslam kültürüdür. Medeniyete dönüşmüştür, mekanlara dönüşmüştür, geleneğe dönüşmüştür. Varoluş devlet kültürüyle bugüne gelmiştir. Ve sonuçta nokta koymadan önce alacakaranlığa dönüşmüş olan bu günümüzün, bakın ben AK Parti'ye 10 yıl görev yaptım. 10 yıl. Çok uzun bir süre. Tabii ki. Yani bir Avrupa'ya, Amerika'ya baktığınızda bir başkanın 10 yıldır. Evet. Daha fazlası yok. İsterseniz devlet başkanı olun. Siz kendinizi ispat edememişseniz, yazılımlarınızı gerçekleştirememişseniz orada durmanızın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla adalet ve kalkınma ismi üstünde. Adaletle kalkınma. Alacakaranlığa bürünmüşse kendini oturup sorgulaması lazım. Koruduklarıyla, çıkar ilişkileriyle, içerisindeki oy kaygısıyla tutmaya ve bir kenarda sağdaki boşlukları kendine sormadan doldurup kendine kullanan ve sürekli büyük fotoğrafı kirleten Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'yla bilinir. Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanım. Bu konuda birilerini atacak halimiz yok. Cumhuriyeti savunuyoruz. Yönetim erkinin bu şablon üzerinde bir hiyerarşik yapısı var ve kamu yönetiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Tabii ki. Partili başkan, şimdi sistemde kuvvetler ayrılığı dediğimiz ekler var. Bunun yerine bunu koyduğumuzda o zaman kişiselleşme başlıyor. Bakın adalet ve kalkınma adaletten ayrılıyorsa alacakaranlığa dönüşüyor. Alacakaranlık grubuna dönüşüyor. Şimdi birilerinin aklına şu gelebilir Sayın Başkan. Ben iyi niyetli insanların iyi niyetinin, samimi insanların samimiyetinin, özveriyle çalışanların bugüne kadarki emeklerinin istismar edildiğini savunan birisi. Şey diyebilirler. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni neden eleştirmeye devam ediyor? Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir belediye başkanı, çok özel bir ilçenin belediye başkanı kendi yaptıklarını anlatsın. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nden neden bu söylenmiyor? Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirmiyorum. Ben sistemsel tıkanıklıkları eleştiriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi benim çok korumak istediğim devletimi şu anda ayakta tutuyor. İktidar o. Devleti ayakta tutan iktidarlardır. İktidar devletine zarar vermeye başlamışsa, devlet iktidarın içine kaçmışsa benim eleştirdiğim burasıdır. Peki. Bugün yarın diyelim ki halkın oyuyla oluyor değil mi bu? Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımız ve ekibi bir şey söylüyor. Hainliğe hayır diyor. Öbür grup ne diyor? Siz hainlerle berabersiniz diyor. Hainliğe hayır demekle birlikte kayyumluğa da hayır diyor. Buna da diyor aynısı. Siz bunlarla berabersiniz. Öyle değil. Bakın.
Bakın eğer Türkiye'de demokrasi varsa, inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Seçimle geldik biz. Evet. Seçilen başkan, başkanlık sisteminin aslında yerel başkanlığıdır. Evet. Aynı yazılımdır. Tabii ki. Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi eşittir belediye başkanlık sistemidir. Belediye başkanlık sistemi nedir? Belediye başkanı, belediye meclisi, meclis içerisindeki organlarıyla birlikte bürokratik yönetimidir. Peki güzel. Belediye başkanı seçildi. Öldü. Kayyum mu atayacaksınız? Kanun açık. Der ki meclis seçimle gelmiş meclis. O seçimle gelmiş meclis kendi içerisinde başkanını oy çokluğuyla, oy çoğunluğuyla, 3-2 oy çoğunluğuyla seçer. Şimdi demokrasi bunu emreder. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bir teşkilatın emrine verdiğiniz valiyi ve yukarıdan aşağıya kadar travmaya uğratılmış sistemi dayatıyorsunuz. Benim eleştirdiğim yer burası. Ben devlet tarafıyım. Ben derken ben devlet değilim. Ben devletimi savunan birisiyim. Evet. Devlet kendi reflekslerini gösterir. Bu konuda kesinlikle bu yanlışlardan vazgeçilmeli. Bu AK Parti'yi eleştirmek değildir. Bu sistemi var etmektir. Sistemin içerisindeki tıkanıklıkları daha fazla tıkanmaya maruz kalacağını görerek oradan kurtarmaktır. Şimdi ben sulama, bahçe sulamalarında çok uğraştım. Çiftçilikle geçti benim hayatım. Her ne kadar şehir adamıysam da bahçe ziraatı, hayvancılık hepsi var çocukluktan bu yana. Kırsalda yaşıyorum. Bir suyu arka bırakırsınız, arkta yürür. Tahkim edilmiş, ark yapılmış, boruya alınmış hiç fark etmez. Önünde tıkanıklıklar oluşur. Çerden, çöpten, milden, çamurdan, taştan. Bunu almazsanız baskınlar olur orada. Ummadığınız baskınlar olur, çoraklıklar olur. Bir kişi oradakini alacak, o kişi benim işte. Ve yoluna koyacak. Arkın üzerinde buraya 100 litre suyun 10 litresini bırakırsanız sulama olur. Evet. Önünü tutar 100 litresini boşaltırsanız tahribat olur. Şimdi peki, sistem tahrip etmeye başladı. Bu sistem insanların genelinin adına bu tahribatlara seyirci kalamaz. Belediye başkanları bu konuda partisel davranmamalı. Kesinlikle. Hiçbir şekilde partisel davranmamalı. Vatandaşın beklediği de zaten bu değil. Peki kooperatif çalışmalarınız devam ediyor. Yakın bir gelecekte görecek miyiz? Bölgede çok söylemini duyduk. Özellikle yerel seçimler öncesinde sadece siz değil bütün belediye başkan adayları da aynı şekilde. Partili, AK Partili, MHP'li, CHP'li hiç fark etmiyor. Hepsi kooperatiften bahsetti ama bu bölgede kooperatifler maalesef kuruluyor ama çalışmıyor. Amacına uygun tam anlamıyla hizmet etmiyor. Görüyoruz ülkenin batısında var, çok da güzel çalışıyorlar. Artık CHP'lisiniz ve CHP belediyelerinin özellikle dediğim gibi İzmir bölgesinde çok başarılı kooperatif çalışmaları var. Yakın bir zamanda göreceğiz anladığım kadarıyla. Şimdi ya da görebileceğiz. Genel başkanımız kapanış konuşmasında büyükşehir belediye başkanlarımıza biz de atıfta bulunduk, kürsüden konuştuk bunu ve teşekkürümüzü de yaptık. Büyükşehir belediye başkanlarına bir görev verdi. Evet. Küçük belediyelerin bütün ürettiklerini şehrinizde Tansaş gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Ve uygulamada Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İzmir'de birkaç noktada bütün belediyelerin öncülük ettiği belediye üreten değildir. Belediye ürettirendir. Tabii belediye ki. Yüklenen değildir. Yüklenicileri organize edendir. Bakın burada bir yanlış yapılıyor. Şimdi Malatya'da AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi fark etmez. Belediyeler kooperatif kurdular. Bu bir algı. Evet. Bu bir algı. Peki belediye kooperatif kurar mı? Kooperatif, kurulan kooperatife bir şirketiyle ortak olur. Belediye ortak olamaz. Evet. İki, şirketini ortak kıldı. Şirket onu yönetir mi? Şirket onu yönetmez. Şirket orada yönetime katkı sunar. Kim üretir? Üretici üretir. Kim koordine eder? Kooperatif koordine eder. Belediye burada yönlendirendir. Evet. Dolayısıyla bu yönlendirmeleri ne adına yapar? Pazardaki anlayışı gördüğü için üretici adına yapar. Ve bu şimdi çok nettir. Kooperatifi savunuyorum. Avrupa'nın kooperatifçiliğini inceledim. Eski Milli Eğitim Müsteşarımız Profesör Doktor Celal Bey de bugün Malatya'da misafirimiz. Şimdi toplantıdan sonra da ona gideceğim.
Avrupa'nın kooperatifçiliğini ve Türkiye'deki kooperatifçilik bağlamındaki kürsüyü kuran kişidir. Çok güzel. En profesyonel ağızdan gerçekleşmeleri millet adına bedel ödetmeden üretimi körleştirip at gözlüklerini çıkarıp çerden çöpten aş yapıp o aşı millete doğal bir helal gıda olarak sunmanın kültürünü oluşturuyoruz şu an. Çok güzel. Şimdi biz yerel seçimler öncesi bütün ilçelere gidip bütün adaylarla o parti bu parti fark etmeksizin adaylarla programlar yaptığımızda hemen hepsi kooperatif konusuna değindi. Hemen hepsi ilçelerindeki göçü engellemeye yönelik iş imkanlarının arttırılmasına yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi sizin bu söylemenizden sonra evet... binmek lazım diyelim bizde. Hafize Hanım bu konuda Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşleri. Evet. Battal Gazi Belediye Başkanımızın eşi. Efendim bu konuda Yeşilyurt evet. Belediye Başkanımızın eşi, benim eşim ve diğer belediye başkanlarımızın eşleri bir araya geliyorlar ve kooperatifleri, kadın kooperatiflerini destekliyorlar. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bunu açıklamıyorlardı yalnız. Efendim? Bunu açıklamıyorlardı. Yani. Hayır niye şimdi? Bakın, icraata bindikten sonra bir şeyler netleştikten sonra açıklayacaklardı. Hayır bir şey açıklamadım açıklayacaklardı. Ben. Bir şey açıklamıyorum. Evet. Bu bir çalışma. Aha. İnşallah siyasetin üzerinde durur. Hı hı. Ve İnşallah. O kadınların eliyle istismar edilen kadınların. Evet. Özgürlüklerine muhteşem ve kazandıkları ev ekonomisine ve özgürce kullanacakları aha. ekonomik. Özgürlüklerine vesile olur. Muhteşem bugün, olacak. Bugün 25 Kasım. Bugün söylemeyeceğim. Kadınların günü, kadınlara hürmet günü. Dolayısıyla bütün kadınlarımıza buradan selam. Şey de sorayım, bu Arap Geri rüzgarı meşhur. Çok yoğunluklu bir rüzgar alıyor. Bundan yararlanmak adına bazı rüzgar tribünleri yerleştirildi. Onda herhangi bir gelişme var mı? Yani veriler neyi gösteriyor? Şimdi şöyle, ben 2010 yılında Kozluk HES adıyla bir HES'i Kayarası Kanyonu'nda yapılma aşamasında iptal ettirmiştik. Evet. Sizin de büyük destekleriniz olmuştu maddi olarak. Ve o arada biz bağıra bağıra bütün yatırımcılara şunu söylemiştik. Arapgir Türkiye'de rüzgar ve güneş fırsatları olan GES ve RES'in HES kadar HES hem toprakları çoraklaştırıyor hem de karasal iklimden evet. ürün yelpazesindeki ılıman iklime adım attığınızdaki çeşitliliği ortadan kaldıran bir ekolojik dengesizliği getiriyor. Dolayısıyla burada doğa katliğinin ötesinde bir de atmosferdeki serbest dolaşımı farklı bir kültürlüğe götürdüğü için doğal yaşamı değişmeye zorluyor. Evet. Biz buna somut yazılımlar ve akademik çalışmada çıktılar ve makaleler yayınladık. Burada da öne çıkan şeyimiz şuydu. Biz rüzgar koridorunun içerisindeyiz. Hava koridorunun içerisinde ciddi bir akışkanlık var. Türbürasyon değerleriyle bizim bütün çeşitliliğimizde aromatik değere yansıyor. Gece gündüz ısı farkına yansıyor. Bunun mutlaka RES olarak yani rüzgar enerjisi santralleriyle ülkenin enerji açığını kapatmanın pratik bir yoludur dedik. 7 tane kendi gayretlerimizde yatırımcımızı bulduk. Rüzgar ölçüm direği dediğimiz yıl içinde 365 gün serbest dolaşımı bir sistem üzerinde Kartex'e işleyen evet. yazılımları gerçekleştirdik. Ortaya çıkan sonuç şu. Yani dakikada 3,5 dönüye ulaşan ve daha fazlası yatırıma değer. Evet. Bizde 7 dönü ve daha fazlası. Türkiye'nin en önemli yeriyiz. Ama çok güzel, güneşte de aynıyız. Günlenme oranında. Bu da çok üst seviyede. Her ikisini de başlattık biliyorsunuz. Evet. Malatya'nın bu konuda öncüsüyüz. Evet. Ama bunun altyapısında taşıma hatları ve enerji müsaadeleri var. Bağlantı izinleri var. Bununla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadık 2010'dan 2015'e kadar. Bunu da Enerji Bakanlığımızın ilgili birimlerinden Arapgir'in girişine Hasan Şaloğlu'na ve ekibine de, bütün genel müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Arapgir'in girişine bir şalt merkezi, 400 megawattlık bir şalt merkezi, 1000 megawatta, 2000 megawatta çıkabilir. Yani bu bir enerjinin, burada biriktirilen enerjinin dağıtılmasıyla alakalı evet. bir şalt merkezi kurulması ihtiyacı vardı. Bunu Arapgir'in girişine
60 milyon kamu kaynağı kullanılarak kuruldu. Evet. Rüzgar gülleri kurulmaya başladı. 12 megawatt girişinde şu anda rüzgar gülü Arapgir kurulan 3 tane direkten Arapgir ve Arguva'nın toplam enerjisi üretiliyor. Bakın 3 tane gül. Peki bunu satmayı geçelim de Arapgir'e ve Arguva'na mesela ucuz fiyatlı elektrik satmak Arapgir'e... O TEDAŞ'ın işi. Biz TEDAŞ'a satıyoruz. EÜAŞ'a satıyoruz. Ha, yani şey üretici yani. Ayrı bir şey, satış ayrı bir şey. Tamam. Pazarlama hayır, o konu bilmediğim devletin Enerji yani. Bakanlığı'nın ilgili birimleri var. TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ gibi. İşletim, üretim, taşıma bunlar ayrı birimler. Böyle kendi bunların her birine bir çalışma olmuyor. Dolayısıyla tabii. Siz bir yerde bir yatırım yapacaksanız buradan belki dinleyenlere faydası olur. Bir yerde rüzgar ve güneşle ilgili bir şey yapacaksanız mutlaka bu taşıyıcı hatlardaki TEDAŞ dediğimiz uygulamanın bir bağlantı izni, burada bizim altyapımız senin üretimini taşımaya müsait demesi ve izin vermesi lazım. Evet. Dolayısıyla bu izini alamazsanız TEDAŞ'ta bağlantı izni kuramazsanız bu yatırımınız kendinize ait orada kalır. Dolayısıyla paraya çeviremezsiniz. Arapgir'de de şu an 250 megawatt organize güneş enerjisi bölgesi kuruluyor. Bakanlar kurulunda 17 kurum görüşü bitirildi, gönderildi. İnşallah çıkacak. Malatya'nın bölgesel olarak Türkiye'de iki tane noktası var. Birisi Arapgir. Hep öncüyüz. Türkiye'de planlama yapan, köy planlarını yapan tek ilçeyiz. Bitmek üzere. İmar planlarını yapan Türkiye'de köyler, büyükşehir yasasından sonra köyden mahalleye dönüşmüş bütün birimleri mücavir alanlarıyla, sayısal artıklarıyla, koruma planlarıyla birlikte imar planlarını yapan bitme aşamasına gelmiş İller Bankası ve Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. %100 İBE'yle bütün köylerimizi planlı hale getirip bu yatırımlarının önünü açan altlıkları oluşturuyoruz. Güzel. Peki şimdi zaman bitti artık ama bir şey daha sorayım. Metin Emiroğlu konağı var Arapgir'de. Elden geçirildi. Gayet güzel bir düzenleme. Ben en son ne zaman gelmiştim Arapgir'e? Birkaç ay önce. Evet. Maalesef kapısı kapalıydı. Cevat Çobanlı Paşa konağı elden geçirildi. Gayet güzel restore edildi. Kapısı kapalı. Şimdi çok güzel çalışmalar bunlar. Özel çalışmalar ama Arapgir'e Malatya merkezden ulaşmak ortalama bir saatlik bir zaman. Buradan oraya kadar gelmişken Arapgir'in şimdi İbrahim Halil Kılıç'a sorduğunuzda Arapgir'in onlarca çeşit yemeğinden bahsediyor. Geliyorsunuz, bulamıyorsunuz şimdi. Açık açık söyleyeyim. Cevat Çobanlı Paşa konağına bir lokanta, üst terasa bir lokanta tarzı bir şey yapılacaktı. En son öyle söylemiştiniz. Epey önce daha doğrusu. Ne sıkıntı yaşıyorsunuz ki bunlar vatandaşa açılmıyor? Aslında Cevat Çobanlı Paşa konağı ile alakalı sıkıntıyı biliyorum da Metin Emiroğlu konağı kişiye ait mi? Ya da Arapgir'de bu kadar çok konak varken bunlardan biri vatandaşa açılacak mı? Sadece Millet Han'a mı gelmek zorundayız? Millet Han da çok evet. Güzel, özel ama siz benimle sormak istediğimi çok anladınız. Çok teşekkür ederim. Arapgir'de tarih ve kültür mirasını ayakta kaldırma 2009'dan sonraki en önemli 5 yıllık programımızdı. Burada da Ulvi Saran valimizi minnetle anıyorum. Evet. Elimizden tuttu. Emlak kültür paylarından ve restorasyonlarla götürdüğümüz projelerimizi Malatya'nın genelini Arapgir'in özeline yansıttı. Dolayısıyla burada 7 konağımızı kamulaştırmıştık. Evet. 15 konağımız da devam ediyor kamulaştırması. Bunlardan bir tanesi Cevat Çobanlı konağı. Cevat Çobanlı konağı kişi mülkü. Evet. Dolayısıyla orada koruma anlamında projelerini uygulama olarak kaymakamlıkla birlikte destek verseler yaptık. Fakat oraya iki adımlı bir projemiz daha var. Vakıflar da geldi. Şakir Çoban'ın camisini restore etti. Orası evet. Bir çekim alanı. Orada bahçenin yani Cevat Çobanlı konağının çevresindeki alanın rekreasyonu. Bir de konağın kendi içerisindeki fonksiyon ilişkisi kaldı. Kamulaştırma yurt dışındaki evlatlık ilişkisinden dolayı hala gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla biz buraya resmi bir proje uygulayamıyoruz. Evet. Yaptık projeyi. Uygulamak için mülkiyet devri gerekiyor. Ve buranın adını biz Çanakkale Anlatım Müzesi olarak Cevat Çobanlı'yla anıyoruz. Cevat Çobanlı Çanakkale Anlatım Tarih Anlatım Müzesi oluyor.
Dolayısıyla o yemek alt kattaki kafe ve yemek kültürünü içeriyor. O projenin içerisinde var ve orada sesli tematik anlatımlar da var. O günü oraya gitmeden yaşamak isteyen, evet. Cevat Çobanlı'nın bizzat Çanakkale'de bulunan kendi ne ait olanların da gelip orada yer bulacağı bir çekim alanına dönüyor. Çevresi de yine bu anlamda restore edilen konağın onu uygun restorasyon sonrası bekleyen rekreasyon ilişkisiyle taşlandırılıyor. Bunu iki belediyeye şu anda biz projeleriyle, yaklaşık maliyetleriyle birlikte verdik. İhale çalışmaları başladı. O belediyeler ilan etmiyorum. Her zaman olduğu gibi, ama burada selam söylüyorum. Mersin'den bir belediyemiz var. Bir de İzmir'den var. Şimdi bu belediyelerimizi oraya yapacağız. İki, Cevat Çobanlı konağına benzer birkaç konağımız daha var. Bu konaklarımız... Bir virgül koyamayız. Cevat Çobanlı'dan bahsediyoruz da Cevat Çobanlı kimdir diye merak edenler varsa... Cevat Çobanlı Kurtuluş Mücadelesi'nde 7 düvele baş kaldırmış, Çanakkale'de tahkim kıyı komutanı olan... Evet. Orgeneral olan Yarbay Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oraya görevlendirildiğinde o Alman komutanlarla birlikte o geçilmez dedirten ve daha sonraki o serüvenlerde o mayınlarla birlikte o durdurmayı, o karşı koyuşu gerçekleştirmiş. Gerçekleştirmiş. Evet. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşunda Harput mebusu olmuş. Harput'tan milletvekili olmuş bir zat. Dolayısıyla burada biz rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ailesini de çok önemsiyoruz. Tabii Metin Emiroğlu dediniz. Metin Emiroğlu konağını kendi doğduğu babasının, ecdadının 1020 yılında Oğuz Beylerinin gelip yerleştiği toprağının bütün haklarını kamusal alanda bu işi yap diye bize devretti, belediye mülkü. Evet. Biz orada 3 adımlı bir proje gerçekleştirdik ve projemiz ayakları yere oturdu. Metin Emiroğlu bakanımızla birlikte bunu takip ediyoruz. Daha da geliştirdik. Tarih Anlatım Müzesi orada, Bellek 1071. Alparslan'a en büyük desteği veren Danışmet Gazi'nin bizzat yeğeni Emir Gazi'nin oradaki hatıralarını Malazgirt'te taşlandırdık. Tarih anlatım tüneli yaptık. Muhteşem. Burada onu anlatıyoruz. Tarih parkı yaptık. 16 devleti anlatıyoruz. Müzenin içerisinde konağımızı da Emiroğlu ailesinin o yetişmiş karakterleriyle Niksar'dan Giresun'un fethine, oradan Pontus Rum'dan bu Emiroğlu beyliklerinin anlatım müzesine dönüştürdük. Orada yemek ve yemek kültürüyle ilgili bir uygulamamız yok. Tarih anlatımı yine orada 4 katlı altta bir tematik anlatımlı müze yapımımızda devam ediyor. O rayında gidiyor. Gidenler de orada görevlisi var. O talihsizlik olmuş. Orada sürekli açık orası ve destinasyonumuzun da önemli bir merkezi. Onun altında yine Bay Cemil konağı var. Ev pansiyonculuğunu açtık. O da çalışıyor. Daha ilerisinde Bay Cemil'in konağıyla eşgüdümlü aslında iki aynı görevi yüklensin diye ev pansiyonculuğu için düşünmüştük. Daha sonra Başkeşik'in yaşadığı ev olarak Ermenilerle birlikte yaşadığımız dönemde 9 rahibin, baş rahibinin yaşadığı evi kamulaştırıp Seher Atmaca konağı DAP idaresine teşekkür ediyorum. Ulan hepsine pay verdi. Evet. Yerin yanımızda durdu. Adnan Demir büyük bir ekibiyle birlikte tarihin ayağa kalkmasında rol aldı. Kalkınma Bakanlığı'nın bütün uygulamalarında Eskişehir Vadisi gibi buradaki merkezdeki işlerimize de hem üretimde hem de temsilde kapı açtı. Dolayısıyla Seher Atmaca konağı da şu an bir belediyeyle, onu söyleyebilirim, hemşerim Ataşehir Belediyesi Başkanı'na buradan selam Battal gönderiyorum. Battal İlgezli kardeş belediyem, belediyelerinden kaç birisi. Kaç kardeşiniz var? Çok kardeşim var. Fesat oluyor, onun için söylemiyorum artık ama çok. Peki, tamam. 251'i de kardeş bana. Başkasını bilmem ben. Ama sizinle alakalı. Üvey kardeş değil, benimki öz kardeş. Öz kardeş, tamam. Evet.
dün odatv.com'da bir yazı vardı. Yazıyı kim yazdı? Ayhan Kara. Gördünüz mü o yazıyı? Yok, görmedim. Diyor ki sizin İzmir'de yaptığınız çalıştaya dair, iki gün boyunca nabzını tuttuğum İzmir buluşmasında yeni tanıştığım bazı belediye başkanları da oldu. Örneğin Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu. İki dönem AK Parti'den seçilip belediye başkanlığı yapan Cömertoğlu, iktidar olanaklarını tepip bir bu dönem Millet İttifakı adayı olarak girdiği seçimde yeniden üçüncü kez belediye başkanı seçilmiş. Gördüğüm kadarıyla da çabucak ısınmış yeni partisine. Malatya üzerinden Kemaliye'ye giderken iki kez kısa da olsa uğradım Arapgir gibi kadim ilçelerde CHP'nin belediye başkanının olması çok önemli şeklinde sizinle alakalı cümleler yazmış. Dediğim gibi ben de buradan selam söylüyorum. Ayhan orada Kara. Bir ayaküstü görüşme nasip oldu Ayhan Bey'le. Ama ne kadar etkilemişsiniz ki direkt olarak sizden bahsetmiş. Biz de televizyonlarına Halk TV, Cem TV diğerleri çağırmasa da ve Oda TV çağırıyor ama ben sonuçta yerelim. Evet. Sizin ekranlarınızın ürünüyüm. Ben genel değilim. Genel evet. Politikalarımızı Veli Ağbaba ve ekibi yapıyor. Aynen öyle. Ben sadece gittiğimde de oraya, bakın burada genele de atıfta bulunuyoruz. Orada özele ait anlatabilirim. Evet. Arapgir anlatabilirim. Arapgir kültürünü, Arapgir ürünlerini, Arapgir'in yerleşik kodlarındaki eksik ve fazla ilişkisini kurup kimseye zul olmadan, yük olmadan bir şey anlatabilirim. Buradan da bir kapı açmış olalım. Hı hı. Penceresinden herkesin göreceği net tanımlar koyalım. Peki. Şimdi Arapgir'e gelmek isteyen, Arapgir'i gezmek isteyen vatandaşlarımız olursa, Arapgir'e gelip gezdiklerinde bütün bu coğrafyayı, şimdi biraz da dağınık bir coğrafyadan bahsediyoruz. Gelmek isterse, kısaca bir şey söyleyeyim. Sizi yormayayım. Hı hı. Gastronomi önemli bir sektör. Gaziantep'te bunu öncü olarak gerçekleştirdi. Evet. Malatya bunu daha fazlasını yapabilir. Kesinlikle. UNESCO bunu taşlandırdı. Şu an tarih ve kültür mirası, yani lahmacun kentinden kültür kentine dedi Asım Güzel. Bunu başardılar. Şimdi kesinlikle. Kültür kentinden gastronomi kentine diyorlar. 2 milyon insan. Evet. Uçaklarla yemek yemeye gidiyor Gaziantep'e. 500 binin üzerinde Urfa'ya fasıl gecelerine gidiyor. Örnekleri çoğaldı. Hı hı. Nokta. Arapgir bunu niye yapmasın? Arapgir Malatya 100 kilometre. Arapgir bunu çok daha fazlasını yapar diye Kaşkaloğlu Gastronomi Merkezi'ni inşa ettik. Hı hı. Evet. 21 odalı gurme otelini, taş bina, 4 katlı eski konağımızı mutfak müzesi olarak, hı, gastronomi ve mutfak uygulamaları müzesi olarak, yanında da lokanta ve ikramların uygulama olarak kurslara dönüşeceği merkezini yaptık. Uygulama, evet, alanlarını da yaptık. Oraya da musiki heyetimizi de, altta uygulama evi yaptığımız için 5 tane de dükkanıyla önümüzdeki yıl, hı hı, kim nereye giderim derse, nereye görür, neyi tadarım derse, Kaşkaloğlu Gastronomi Merkezi'ne mutlaka gelsin. Önümüzdeki yıl baharda mı, yazda mı? Baharda Beşiktaş Belediyesi bunu üstlendi. Hı hı. Buradan başkanıma selamlar. Geciktirmeyin lütfen. Evet. Çalışıyorlar. Dosyalar dolgunlaştı. Kendisi de büyük bir gastronomi Beşiktaş'a kuruyor. Başkanımı çok seviyorum. Arapgir'i de kendisi üstlendi. Bunu Beşiktaş'ın bir ürünü olarak taş koyacağız. Beşiktaş. Malatya Spor alternatif değil. Spordan bahsetmiyorum. Beşiğin taşı. Hı hı. Yani çocuk taşı. Yani gelecek taşı koyuyoruz oraya. Çok güzel. Peki. Ve bir daha var. Serge, İlham Merkezi ve Uygulama Oteli. Serge. Serge. Kuş bakışı. Meydan Köprüsü'ne baktığınız, hı hı, Kozluk Vadisi'ni, Kaya Arası Kanyonu'nu, Eskişehir Vadisi'nden, hı hı, böyle baktığınızda şehre nazır bir 1000 yıllık Ulu Çınar'ın, tescilli Ulu Çınar'ın İpek Yolu üzerindeki patikasının kavşağında 17 konağı da kamulaştırdık. Ev pansiyonculuğunu, hı hı, hazırlıyoruz. Orada, hı hı, gelen insanların ne dediğimi, en temiz oksijenle, hı hı, nasıl bir sağlık turizmine dönüştüğünü ilham alarak Malatya'ya, özelinde de Arapgir'e nasıl bir akışın turizm adı altında, hı hı,
bütünleşmenin olduğunu göreceksiniz çok inşallah. Güzel. İnşallah. Bu hep birlikte şahitlik etmek temennisiyle. Fotokamp. Zaman çoktan bitti. 35 bin yatılı, 100 bin popülasyona ulaşan, insan popülasyonuna 100 bin ziyaretçi. Hı hı. Önümüzdeki yıl hedefimiz 150 bin. Daha nitelikli. Daha kapsayıcı. Evet. Herkesin kendini bulduğu, kendi özelliğini yaşadığı, kimsenin kimseye sen de niye geldin o tarafa git demediği uygulamanın üçüncüsünü bitirdik. Beşinci fotokamptı. Altıncısında yine Kozluk Merkez'de ilana başladık. Şimdi Mafsat da. Ve ekibine. Evet. İnan ve benim olan bütün çalışanlara başta sizler. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki fotokamp Malatya'yı görüşü çıkaracak. Uluslararası. Ama sözde değil uluslararası. Özde. Önemli. Fazlasıyla önemli. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bitti, 2 saat oldu. Bu uzamış hali şimdi. 1,5 saat olması gerekiyordu. Tek bir cümle ne olur. Evet. Biz millet adına buradayız. Ne olur. Bizim bir parti sevimliğine bir çukura itmeyin. Evet. Bizim yaptıklarımız kamu kaynağıdır. Yapacaklarımız da kamu adınadır. Bu arada pil de dayanmamış, pil bitmiş. Yani sesiniz şu anda duyulmuyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Kartlar düştü. Artık bu programı ben bitireyim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz, evet. Bir dahakine söz. Aynen öyle, bunu konuşalım. Eğer Türkçe lisan ettiysem affedin. Kadınların... Bugününü kutluyorum. Öğretmenlerin evet. ellerinden öpüyorum. Öğretmenler bu toplumun evet. öncüsüdür. Öğretmenlerimizin bu öncülük görevini biraz daha öne çıkarak öğretimden eğitime geçmelerini rica ediyorum, i̇nşallah, temenni ediyorum. Millet adına bunu inşallah, istiyorum. İnşallah, inşallah. Hepimizin beklentisi bu. Diyelim programı kapatalım çünkü fazlasıyla zamanı aştık. Bizden sonraki programlardan çalıyoruz. Onların hakkını yememek adına kesiyorum ve yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşçakalın. Teknolojinin olduğu her yerde. Başaran ileri teknolojileri Güne Bakış'ı sundu. Gebe kalmaya karar verdiyseniz ilk önce doktorunuza bir kontrole gidin. Herhangi bir hastalığınız varsa tespit edip tedavisini olun. Gebe kaldıktan sonra doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Doktor kontrollerinize, doktorunuza bilgi